Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahluluklete min lisani yefkahu gavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Namı Diğerli Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Haşir Risalesi'nde de artık 6. hakikatin sonlarındayız. Esaslar bölümünün 6. esasındayız. Ki 6. esas, 7. esas, 8. esas, 9. esas bunlar kısa metinler. Birkaç satırlık, en fazla bir paragraflık metinler. Herhalde inşallah Cenab-ı Hak lütfederse bugün 6. hakikatteki yolculuğumuzun sonuna geleceğiz inşallah. Ondan sonra 7. hakikate başlayacağız. Pekala, yine en başa dönelim. Çok vaktinizi almadan, sizi bıktırmadan, usandırmadan hangi ayet-i kerimelerle bu yolculuğa başladığımızı hatırlayalım. Yani Haşir Risalesi'nin giriş bölümünü bir hatırlayalım. Çünkü biz bu metin boyunca zaten bu ayet-i kerimelerin gölgesinde gezdik. Bu ayetlerin ve daha birçok ayetin ve daha birçok hadis-i şerifin, onların altında yolculuk ediyoruz biz şu anda. Biz onların altını dolduruyoruz. Dava değiliz, dava içinde bürhanız. Dava değiliz, dava içinde bürhanız. Bediüzzaman Hazretleri'nin kendi metinlerini, Risale-i Nur külliyatını tarif ederken kullandığı bir ifadedir bu. Dava değiliz, dava içinde bürhanız. Yeni bir davayla ortaya çıkmadık. Tecdit bu değildir. Tecdit, İslam'ın bürhanlarını parlatmaktır. Esasatını muhafaza etmektir. Yoksa bid'a çıkarmak, dini modernleştirmek, indirilmiş din, uydurulmuş din bilmem ne, bu böyle şeylere girmek değildir yani. Tecdidi böyle anlayanlar aslında modernizmi boyayıp bize tecdit diye satıyorlar. Bidayı boyayıp bize tecdit diye satıyorlar. Hayır, öyle değildir. Bu oyuna gelmeyelim. Tecdit İslam'ın esasatını korumaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabesine, sahabeden tabiine, tabiinden tebe-i tabiine, selef-i salihin büyüklerimize, onlardan asfiyalara, evliyaya vesaire, omuzdan omuza, gönülden gönüle, akıldan akıla tevarüs etmiş bu ilmin esasatının korunması, delillerinin de çağın icatına göre parlattırılmasıdır. Tecdit bu demektir. Biz de gücümüz yettiğince, çapımız yettiğince, kabımız yettiğince buna mesai harcıyoruz ki Bediüzzaman Hazretleri de bize bunu öğütlemiş. Şimdi demiş, zaman imanı kurtarmak zamanıdır. Çünkü imansızlık çok arttı. Belki siz de gördünüz, Twitter'da bir tane genç hanım şey yazmış. Ya ezan uygulamaları var şimdi, cep telefonlarına bildirim geliyor. O zaman ezana gerek kalmadı. Desibellerini falan yükselterek böyle laik ülkede seküler insanlar da rahatsız etmeyelim falan tarzı. Bunlar benim kendi cümlelerim ama ona benzer ifadeler Twitter'da kullanmış. Tabii millet tepki gösterince hesabını kapatıp kaçmış. Fakat hani bakıyorsunuz, eğer fake bir hesap değilse mütesettir bir hanım. Teolog yanlış, belki de ilahiyat öğrencisi yani. İlahiyat öğrencilerinden böyle şeyler söyleyenler çok çıktığı için, hesapta da teolog 101 yazdığı için insan şüpheleniyor. Maalesef iş bu hale geldi. Adam dininin ne için olduğunu unutmuş. Taraftarlığını bırakmış. Yani sanki ortada bir alan var. Buraya gelirsek işte sekülerler, dindarlar beraber mutlu mutlu yaşarız falan gibi bir şey düşünüyor herhalde. Elbette senin yaptığın her şey sekülerlerin hoşuna gitmeyecek. Sekülerlerin de yaptığı her şey senin hoşuna gitmeyecek. Yani bu din o yüzden var. Bizim aramıza bir hat çekmek için var. Cennetlikler, cehennemlikler ayrılsın diye var. Kardeşim, bunu nasıl yok edeceksiniz yani? Bu laiklik Fransa'da gözden düşüyor, Türkiye'de itibar kazanmaya başladı. İlginç bir durum. Pekala, ayet-i kerimeleri hatırlayalım. İlk ayet-i kerimemiz Bismillahirrahmanirrahim. İkinci ayetimiz فَنْظُرْ اِلَى اَثَرْ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ.
Kısa bir meali şu şekilde verilmiş söz basımda. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Ayet-i kerimeyle daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda, yani Rum suresinin 50. ayetiyle daha meal düzeyinde, o düşük düzeyde muhatap olduğumuzda bile fark ediyoruz ki Cenab-ı Hak bize kainata Allah'ın rahmet eseri olarak baktığımız zaman oradaki oluşları, gelişleri, yaratılışları rahmet ekseninde okumaya başladığımız zaman rahmet ekseni nedir? Rahmet ekseni aslında hikmet eksenidir. Yani kainatı tesadüf eserleri olmaktan, böyle bir saçmalıktan, ne diyelim, mugalatadan, yalan argümandan kurtardığınız anda okumalarınız ister istemez rahmet eksenine kayar. Çünkü burada bir lütuf var. Kainatın varlığı yokluğuna göre lütuf elbette. Varlığın her mertebesi de yokluğa göre lütuf. Yani bu varlığın her türünde, her şeklinde, her yansımasında biz lütuf izleri görüyoruz. Hatta Üstad Hazretleri cehennemdeki bekanın bile hiçliğe nazaran cehennemliklere bir lütuf olduğunu söylüyor. Yani bakınız, evet orada bir azap çekiyorlar ama yine de sonsuzlar. Öteki türlü ne olacaktı? Hiç. Hiçe göre o da bir nimettir diyor. Bu açıdan bakarsak, yani yokluktan varlığa çıkış, varlığın içindeki her ilerleyiş, bunların hepsi tesadüflerden kurtarıldığı an ancak rahmetle anlaşılır. Yani Cenab-ı Hak Rahmandır, Rahim'dir ki bunları böyle yapıyor. Yoksa neden yapsın? Neden varlığı ileri götürsün? Eğer Allah, bizim güzel Allah'ımız, yüce Allah'ımız böyle olmasaydı, başka türlü bir Allah olsaydı, ki başka türlü de Allah olmazdı, hani lafın gelişi söylüyorum, bir kıyaslama yapabilmek için mevhum bir kıyas oluşturuyorum arkadaşlar, farazi bir kıyas. O zaman varlığın bu tarafa doğru değil, kaosa doğru gitmesi lazımdı. Ya da hiçliğin altı da yok ki, yani o tarafa doğru gitmesi lazımdı. Yıkıma doğru gitmesi lazımdı. Eğer haşa sümme haşa Allah kötü olsaydı, o işte bir kısım ateistlerin nasıl oluyorsa o da, inanmadıkları Allah'ın kötü olduğunu söylüyorlar. İnanmıyorsanız nasıl kötü oluyor? Ya da şöyle söyleyelim, Allah'ın yokluğunu Allah'ın kötülüğü üzerinden ispatlıyorlar. Burada bir çelişki yok mu yani? Yoksa niye kötü? Yani Allah'ın kötülüğü üzerinden Allah'ın yokluğunu ispat etmek tutarlı bir tavır mı? Önce varlığını ispat etmen lazım, kötülüğünü ortaya koyman için. Kötülüğünü ortaya koyabiliyorsan, ki parantez içinde ünlem işareti koyuyoruz oraya, o zaman da niye yokluğunu daha iddia ediyorsun? Senin demen gereken Allah var ama kötü bir Allah demek. Haşa sümme haşa. Ancak ona el verir bu argüman. Ama bu arkadaşlar öyle cebezeler çeviriyorlar ki bir taraftan işte savaşlar var, şunlar var, Allah niye böyle falan filan. Ondan sonra da Allah yok. Allah yok değil, sen Allah'a düşmansın. Doğru yere koyalım senin durumunu. Evet, dedik ya tesadüften, o muhal ihtimalden, olmayacak işten, kendi kendine oluştan, bilmem şundan bundan kurtardığınız anda, kafanızı kurtardığınız anda, zaten kainat ondan beri de kurtulmuş durumda da, siz kendi kafanızı kurtardığınız anda o işten, önünüzde tek ihtimal kalıyor. Bunlar Rahman ve Rahim olan Allah'ın işleridir. Çünkü lütfetmiş, her şekilde lütfetmiş. Acısıyla, tatlısıyla, gülüşüyle, ağlayışıyla, darlığıyla, genişliğiyle her şekilde siz varlık tadıyorsunuz. Zengin bir varlık tatıyor da fakir tatmıyor mu yani? Hatta öyle ki fakirin belki kuru ekmeğindeki lezzet zenginin köftesinde olmuyor. Veya zengin onca şatafat debdebe varlık içinde sıkılıyor ya diyor, bu nedir ya falan filan, böyle bir şeyler, gerilimler, kaprisler. Yani o saraylar içinde boğulmalar, ama diğer tarafta bakıyorsun çıkmış bir yeşilliğe ailesiyle mesela, belki çok bir şey yok sofrasında, bir soğan var kırıyor, bir domatesi var, bilmem şu var, bu var, ama bakıyorsun onun ağzının tadı var, ötekinin ağzının tadı yok. Bak, varlığın her şeklinde, dirilişinde de ölümünde de Cenab-ı Hakk'ın ikramı var, hep rahmet, hep rahmet, ama o rahmetin içinde farklı renkler var. Allahu alem kadir söylüyorum ben bunu.
Yani aslında biz sanki rahmet tecellilerinin tamamını, yekününü farklı esma renklerinde okuyoruz. Belki de Cenab-ı Hakk'ın kendisini Kur'an-ı Kerim'de en çok bu isimlerle tanıtmasının, en çok kendisini bu isimlerle bize hatırlatmasının, değil mi? Kur'an-ı Kerim'de 114 yerde Bismillahirrahmanirrahim geçiyor. Tevbe suresinin başında geçmeyen Bismillahirrahmanirrahim'de, Neml suresinin içinde o Saba Melikesi Belkıs'ın kıssası içinde telafi ediliyor Süleyman Aleyhisselam'la olan kıssaları içinde. Melike Belkıs ne diyor? Bana bir mektup geldi. Bu mektup diyor Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor. Bak ayetin içinde var. Yani yine 114 kere olmuş oluyor. Cenab-ı Hak kendisini böyle tanıttığına göre bunun bir ana akım, ana ne diyelim akış, ana sütun, ana esas olma yönü olması lazım. Hem bu hem insaniyet açısından da şunu düşünelim. Bizim de en çok hukukumuz gene rahmetle yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetine yanaştıkça onun yaratışına yaklaşıyoruz. Lütfunu, keremini ancak rahmetinin şefaatçiliğiyle isteyebiliyoruz. Bizim Allah'a mecbur edebilme gücümüz var mı? Haşa. Yok. Allah zaten hiçbir şeye muhtaç olmayan her şeyin ona muhtaç olduğu Samet. Samet bu demek. Öyleyse o Allah'a ancak onun kemalinden yaklaşılır. Onun cömertliğinden yaklaşılır. Onun kereminden yaklaşılır. Rahmet bunu da ifade ediyor. Bize yol gösteriyor yani. Hidayet de bir rahmet eseri olduğu gibi. Dua da bir rahmet eseri, ibadet de bir rahmet eseri. Bizi Allah'a yaklaştıran her şey de yine onun rahmetinin eseri, lütfu keremi. O bağışlıyor. Yoksa biz, bize ilmimizle verildi, biz bunu Allah'a iyilik olsun diye yaptık. Haşa sümme haşa, böyle bir şey mümkün değil. Allah'ın zaten hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. İbadete de, imana da, amele de, salih amele de, yani her türlü iyiliğe, o vicdanımızdaki tatmine bile ihtiyacımız var. Şüphesiz Allah bize ibadetleri yine bizim iyiliğimiz için emrediyor yani. Evet, rahmet eserleri bakmak bir modern tabir ama paradigma ayrımı. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine buyurulduğu zaman, yani paradigma değiştirmek oluyor bu. Artık varlığa ne olarak bakıyorsunuz? Ya bana bir şey bağışlandı, bana bir şey hediye edildi, bana bir şey katıldı. O kişisel gelişimcilerde falan kendine yardımcılar, NLP'ciler artık kendilerine daha başka ne diyorlar? Yaşam koçları falan bunlar çok kullanırlar. Krizleri fırsata çevirmek. Olayları kayıp değil kazanç gibi görmek. Falan böyle. Bilirsiniz yani çok duymuşsunuzdur belki fazla teferruat veriyorum ama onların yapmaya çalıştığı aslında Bismillahirrahmanirrahim bizde yaptığının bir gölgesinin 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 gölgesi. Bismillahirrahmanirrahim de ve buradaki ayet-i kerimenin buyruğu da şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine buyruğu da yani şu kafandakini bir değiştir ya bak bu olanlar hep Allah'ın rahmet eseri. O zaman sen değişmelisin, senin durduğun yer değişmeli, senin bakış açın değişmeli. Yoksa bunlar sana eziyet olsun diye, zulüm olsun diye, ayağın kaysın diye, düşesin diye, kötülüğe gidesin diye, kaosa sürüklenesin diye verilmedi. Eğer o doğru bakış açısını yakalarsan, onlardan o kayıpları kazanca dönüştürecek, krizleri fırsata dönüştürecek kapıları bulabilirsin. Bu müjde de var yani burada. İşte şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine diyor, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Ya hep kışa bakma, kışın bir de geri dönüşüne bak. Bu ihsanlar niye oluyor? Şüphesiz Allah'ın rahmetinden dolayı oluyor. Bu ihsanların baharda en böyle gösterişli, haşmetli, curcunalı, kalabalıklı gözüktüğü o yaratılışlar, nimetlenişler, hayata gelişler, tekrar yeşillenişler falan. Bunlar diyor Allah'ın diyor rahmetiyle ancak açıklanır ki Allah Rahman olduğu için bunları yapıyor. Bize bunu söylüyor. Bunu yapan elbette ölüler de öyle diriltecektir diyor. Niye böyle dedi? O rahmet yine iktiza eder ki sen de kendi kışında kalma. Ölüp hiçliğe gitme. Tekrar kendi baharında dön. Çünkü bak onun adeti öyle. Gidenleri hep döndürüyor. Gönderiyor getiriyor. Gönderiyor getiriyor. Gönderiyor getiriyor. Bu değişim içinde nimetleri lezzetli hale getiriyor.
Biz hep baharda yaşasaydık baharın kıymetini bilir miydik? Hep gündüzde olsaydık gündüzün kıymetini bilir miydik? Hep yağmurda, ne diyelim, hep nimetler içinde olsaydık onların yokluğunu hayal edip, tevehüm edip kadirlerini bilmeye çalışır mıydık? Hayır, Cenab-ı Hak bizi yoklukla tanıştırdı, aynı anda varlıkla tanıştırdı. Yani varlığı tanımak bir tanımaksa, yokluğu tanımak ikinci tanımaktır varlığı. Varlığı ikinci kez yokluğu ihtimaliyle tanıdığınız an, onun sizdeki yoksunluğunu tattığınız an, olabileceğini tattığınız an ya da onun değeri birken beş oluyor, beşken on oluyor, onken on beş oluyor, yüz oluyor, bin oluyor. Kaybedeceğimizi anladığımız anlarda kazançlarımızın kıymetini daha çok takdir ediyoruz. Bu bizim fıtratımızda var. Ve Cenab-ı Hak da aynı fıtrat üzere kainatı yarattığı için gönderiyor, getiriyor, hasta ediyor, iyileştiriyor. Kaybettiriyor, kazandırıyor. Hani derler Cenab-ı Hak bir kulunu sevdirmek isterse önce devesini kaybettirir sonra buldururmuş. Böyle seviniyoruz. Hep böyle seviniyoruz. Şampiyonluk gitti, üzülüyoruz. Şampiyonluk geldi, seviniyoruz. Milli takım kaybetti, üzülüyoruz. Kazandı, seviniyoruz. Hep kazansa sevinir miyiz? Hep kazansa sevinmeyiz. Zaten hep kazanıyorlar ya. Böyle bir değişim, arada bir kaybetsin, zorlansın falan, böyle kaybedecek gibi olsun, maçı çevirsin falan. Bunlar tat katıyor yani hayatımıza. Çünkü fıtratımız bunun üzerine. O tat da zaten o fıtratla ya da iki şeyin fıtratının birbirinin uyumuyla, birbirine uyumuyla ortaya çıkan bir şey. Efendim çok dallandırdım. Bismillah. Kudret kısmını da anlatayım gene. Ondan sonra bahsimize dönelim. Ve ayet-i kerimenin sonu diyor ki o her şeye hakkıyla kadirdir. Ve hu ala külli şeyin kadir. Bunu niye hatırlattı? Hep diyoruz, nasıl baharı yaratan kudret 1, 10, 100, 1000, milyon, trilyon türü varlığa döndürüyor. Öyle de aynı kudret imkan verir ki sen bir tek tür olan insan, bir tek canlı şekli olan insan, sen de dönebilirsin. O kadarını yapan kudret senden aciz kalır mı? Dağları yerinden oynatan kudret küçük bir kaya parçasını yerinden kaldırmaktan aciz olabilir mi? İşte bu anlamda diyor ki, rahmet ve kudret penceresinden bak sen bu olaylara, bahara özellikle. Göreceksin ki iktiza eden rahmet yine iktiza eder, el veren kudret yine el verir. Bunları göreceksin diye Rum suresinin 50. ayeti bize hatırlatıyor. Biz de elhamdülillah ki gölgesinde seyahat ederek 6. hakikate kadar gelmiştik. 6. hakikat babu haşmet ve sermediyet olup ismi celil ve baki cilvesi denerek başlıyordu. Onu hatırlatalım tekrar. Bu cümlelerin amacını şöyle tarif ettik. Ayet-i kerime bize kudret ve rahmet ekseninde okutuyordu ya. Burada haşmet ve sermediyet ekseninde okuyacakmışız. Aynı ayetin formülünü, şablonunu, oradaki rahmeti, kudreti çıkarıp yerine haşmeti, sermediyeti koyup, yani heybeti, ne diyelim, gösterişi, görkemi ve devamlılığı koyup okuyacakmışız. Bir de ne diyor? İsmi Celil ve Baki cilvesidir. Yine açık. Orada Rahman ve Kadir isimlerinin gölgesinde seyahat etmiştik. Ayet-i Kerime bizi onu öğütlemişti. Belki ana esaslar onlar olduğu için. Burada da ismi Celil ve Baki isimleri cilvesi olarak aynı okumaları yapmaya çalışacağız diyoruz. Ve geldik şimdi kaldığımız metne. Uzun bir girizgahın ardından 6. esasa geldik. Evet, vaktimiz var. 6. esas. Hem anlarsın ki insan ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır. Belki bütün amellerinin suretleri alınıp yazılır ve bütün fiillerinin neticeleri muhasebe için zapt edilir. Bunların geçtiği ayetler de varmış. Söz basım, bakın, altına atıf yapmış. Kehf suresinin 49. ayeti, Kaf suresinin 17-18. ayetleri ve İnfitar suresinin 10 ve 12. ayetleri. Yani bunlar aslında Kur'an'da geçen hakikatler. Söz basım çok atıf yapmış da ben bazen okumayı unutuyorum onları. Burada tekrar görmüş oldum, hatırlatmış oldum. Yani Bediüzzaman Hazretleri sadece açık olarak zikrettiği ayetlerin değil, çok ayetlerin tefsirini burada yapıyor. Çok ayete atıf yapıyor. Bunu da bilmek lazım yani.
Bediüzzaman şu kadarcık ayetin tefsirini yapmıştır falan diyor bazıları biraz da küçümsemek için. Nasıl baktığınla ilgili bu biraz. Bazıları mesela Kur'an'a bakıyor, Kur'an'da kader yok diyor. Ne arıyor o? Orada kader diye böyle bir şey yazsın arıyor böyle. Kadere iman başlık böyle. Kadere iman nedir falan filan. Okulda falan ona alıştığı için öyle bulacağını sanıyor. Halbuki Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın her şeyi bilir olduğuna, her şeyi takdir ettiğini bildirdiğin ayetlere, ihbar gayb türünden ayetlere, hatta Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına baksa orada kaderin çok işaretini görecek. Yusuf Aleyhisselam gaybden haber veriyor değil mi? Rüyaların tabiriyle yapıyor bunu. Şimdi eğer bu kader bir yerde yazılı olmasa o rüyalara nereden yansıyacak? O rüyalar Yusuf Aleyhisselam tarafından nasıl doğru yorumlanacak? Yusuf Aleyhisselam sallamıyor ki onları haşa sümme haşa yani tahmin etmiyor ki. Ya da uydurmuyor ki. Attım tuttu yapmıyor ki. Kesin olacak bilgi o yani. O onun mucizesi. Ama kaderde olmasa o bilgi olmuş olacak her şey bir yerde yazılı olmasa bu şey olabilir mi? Rüyaya yansıma, rüyadan da Yusuf Aleyhisselam'ın okuyuşu olamaz. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası, rüya okuma, rüya tabiri, mucizesi aslında kaderin de bir delildir. Yine şeye dönelim, ihbar-ı gayb türünden hadislere veya ayetlere. Mesela Rum suresinde Rumlar galip gelecek diyor. Hakikaten de o zamanlar bir savaş olmuş. Önce Sasaniler kazanmış. Sasaniler kendileri müşrik olan Kureyş ahalisi, müşrik ahalisi Sasaniler de müşrik olduğu için diyorlarmış ki bak bizimkiler sizinkileri yendi. Hani Bizanslılar Hristiyan ya ehli kitap, Müslümanlar da ehli kitap. Onları bir sayıyorlar. Kendilerini de Sasanilerle bir sayıyorlar. Rum suresi haber veriyor. Rumlar galip gelecek diyor. Hatta senesini de söylüyor. Oradaki ifadelerden çıkarıyorlar onu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh o zamanlar iddia daha haram olmamış. Kureyşli bir müşrik de iddiaya giriyor. Şu kadar sene sonra, şu kadar deve karşılığında yani Rumlar diyor galip gelecek diyor. İddiaya giriyor onunla ayet-i kerime üzerinden. Efendimiz hatta orada ayet-i kerimedeki ifadenin sene, hangi seneye karşılık geldiğini Ebu Bekir radıyallahu anh o söylüyor. Diyor ki hani herhalde orada o 9 sene diyor. O diyor 12 seneye karşılık geliyor falan. Orada da bir Arapça ifadelerde bir kelimenin başka başka anlamlara gelme şeyi var ya, özelliği var ya. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı uyarıyor. O da ona göre iddiaya giriyor. Ve hakikaten de dedikleri gibi oluyor. Rumlar o kadar sene sonra şeyleri yeniyor, Sasanileri. Hatta ta payitahtlarına kadar falan gidiyorlar. Şimdi bak. Şimdi Kur'an haşa sümme haşa, sümme haşa yani bunları söylüyoruz ama Allah'ın affına sığınarak o kafirlerin, inkarcıların, bid'acıların ne kadar saçma bir şey söylediklerini göstermek için söylüyoruz. Burada üstad diyor diye hiç mümkün müdür ki ifadesini niye kullanıyorum izah etti bize. Aynı niyetle kullanıyoruz. Yahu Kur'an tahmin kitabı mı? Yani Rumlar galip gelecektir ben tahmin ediyorum öyle bir şey olacak. Kur'an bunu mu diyor? Haşa, her şeyi bilen Allah, Alim-i Hakim. Kaç yerde kendisini bu Esma ile zikretmiş olan Allah. Tahminde mi bulunuyor yani? İddia mı oynuyor? Haşa, sümme haşa. Allah'a biz iddia oynamaktan tenzih ederiz yani böyle şey yapmaktan. Elbette her şeyi biliyor. Her şeyi bildiği için her şeyi söylüyor. İstediği kadarını söylüyor. Ve söyledikleri de hep doğru olarak çıkıyor. Cennet cehennem ahvalinden bahsediyor. Allah tahmin mi ediyor cennette cehennemde nasıl olacak diye? Haşa. Öyle olacağını bildiği için söylüyor. Gelmiş gelecek bizim için gelmiş gelecek. Onun için öyle değil ki. Onun için hepsi nazarında hazır ve nazır. Evet, ezeliyet dediğimiz şey bir manzara âlâ yani bütün zamanı kuşatan, bütün zamanın ancak onun bir anı gibi olduğu bir zaman ötesi biliş, duruş. Elbette Cenab-ı Hakk'ı mekandan da tenzih ederiz. O anlamda söylemiyoruz. Aşkınlık babında söylüyoruz bunu. Yani işte o anlamda oradan buraya gelirsek şimdi Bediüzzaman Hazretleri bütün ayetleri tefsir etmemiş. Nasıl bir gözle aradın? Bak işte burada söz basım nasıl bir gözle aramış? Bak kaç tane ayet bulmuş. O gözle arasan sen de belki bulacaktın.
Hani bunlar da böyle kesin etmemiştir, yapmamıştır. Ha şunu diyebilirsiniz, zahiren andığı ayetler şunlardır. Tamam, eyvallah. Hakikaten de öyledir. Kur'an'dan işte şu kadarcık ayeti anmıştır zahiren. Ama sadece onları tefsir etmiştir. Bu biraz cüretkar bir söz. Çünkü sınırlayıcı bir söz. Onun daha metinlerin içinde kaç tane şeye atıf yaptığını sen kuşatabiliyor musun kesin bir şekilde? Bak burada kaç tane ayet vermişler. Bu bile şey değil. Yani son değil. Belki başkası baksa diyecek şu şu ayetler de var. Vesaire vesaire. Uzatmayayım. Hem anlarsın ki insan ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır. Belki bütün amellerinin suretleri alınıp yazılır ve bütün fiillerinin neticeleri muhasebe için zapt edilir. Esaslar bahsi için şunu söylemiştik. Esaslar bir müminin dünyayı nasıl algıladığını tekrar o fabrika ayarlarına çeken bir bölüm. Altıncı hakikatin içindeki esaslar bir mümin için varlık nasıl algılanır, nasıl görür, onun bakışı nasıldır bunu böyle bir tekrar tecdit eden, refresh eden, yenileyen bir yapıya sahip. Burada da mesela önce bak bize hep şeylerden bahsetti. Bir varlığın tek amacının kendi hayatı olmadığını söyledi dördüncü esasta. Öncesi de var elbette ama o kadar uzatmayayım. Beşinci esasta her şeyin varlıkta bıraktığı izlerden bahsetti. Mesela bir çiçek var olup soluyor ama görenler kadar zihinlerde iz bırakıyor dedi. Tohumu kadar geleceğe varlık bırakıyor dedi. Biz bunu daha da geniş düşünürsek aslında insanın veya başka canlıların varlığı da sürekli bir iz bırakma. E bakıyorsunuz mesela hani hoş bir misal değil belki ama hayvanlar dünyasında koku bırakma, iz bırakma bir şey yani böyle. Aslanı, kaplanı, kedisi, köpeği hepsi böyle iz bırakmaya çalışıyorlar. E benim bölgem hani şimdi şeyler öyle anlatıyor bunu. Zoologlar öyle anlatıyorlar işte kendi bölgesini tayin ediyor. Kendi haberini iletiyor ben buradayım. Diğer canlılara mesaj yolluyor. Yani bir köpeğin işte defacet etmesi aslında şeymiş kimlik kartına bırakması gibi yani. Buraya bir kart vizit bırakıyorum demek gibiymiş. Diğer hayvan geliyor kokladığında buradan ne geçti bu civarda hangi hayvan yaşıyor anlasın diye. Buradan gelelim yukarıya çıkalım. İnsan türü de evet biz öyle yapmıyoruz. Biz daha medeni canlıları Cenab-ı Hak bizi öyle yaratmış. Ama biz de her yerde iz bırakıyoruz. Bakın ben şu an konuşuyorum. Videoda bir iz bırakıyorum. Bütün bu kayıt teknolojileri dediğimiz şeylerin hepsi iz bırakma esasına dayanıyor. Benim suretim iz bırakıyor. Benim sesim iz bırakıyor. Mimiklerim iz bırakıyor. Belki şu an bu telefonundan hariç kaç yerde benim izim kalıyor. Seslerim duvarda şey yapıyor, iz bırakıyor. Parmak izlerim sağda solda kalıyor. İşte terim akıyor, DNA'm bulunabilir. Ağzından belki konuşurken saçılıyor tükürüklerim. Onlar da belki işin ehli, kriminal uzmanları incelese neler neler benim genlerime kadar, saç telime kadar bulabilir. Saçlarım dökülüyor, iz bırakıyorum. Her insanın saçı dökülüyor arkadaşlar. Sadece kellerin değil yani bize saldırmayın. Sadece bizim değil. Her insanın aslında her gün saçı dökülüyor. Kimilerinde telafi oluyor, kimisinde olmuyor. Keller telafi olmayan kısmıdır efendim. Yani kellerin orada bir sıkıntısı var. Ama onun dışında iz bırakmak, parçalanmak, dökülmek, Hansel ve Gretel'in evi bulmak için arkalarında ekmek kırıntıları bırakması gibi insanoğlu da varlık kırıntıları bırakıyor. O kırıntılar kimlik oluyor, kart vizit oluyor. Okuyan okuyamayan, herkes okuyamıyor ama işin ehli gelirse buluyor yani. Burada ne olmuş ne bitmiş Sherlock Holmes gibi böyle şurada şu varmış, şurada bu varmış, burada şu olmuş. Veya işte o CSI dizilerinde olduğu gibi o odada neler yaşanmış. Adam duvarda kan buluyor. O duvara kanın nasıl yansıdığını bile buluyor. Mesela bıçakla kesilse doğal olarak sıçrasa yuvarlak iz yapıyorlarmış ama püskürtülse köşeli iz bırakıyorlarmış damlalar. Bir bölümde öyle bir şey vardı şimdi taattür ettim. Adam diyor bak buraya diyor kasten bu kan atılmış diyor. Bu kan diyor cinayet sırasında kendiliğinden buraya sıçramamış diyor. Birisi kasten buraya bu kanı atmış diyor. Nereden belli? Damlalarının köşesinden belli diyor. Ya bakınız
bu kadar iz, kayıt. Biz var olan kayıtları çözüyoruz. Yeni kayıt almıyoruz. Ha, şimdi güvenlik kameraları falan filan koyduk. Üstüne biz de bir şeyler yapıyoruz ama zaten varlıkta hep bu kayıtlar ola geliyordu. Neymiş peki bu kayıtların amacı? Hani bu kayıtlarda neye ulaşmak lazım? Ya bu varlık niye her şeyde, her yerde iz bırakıyor? Milyarlarca yıl ötemizdeki güneşin ışınları bize gelmiş. İşte bilmem kaç bin yıl önce olan patlamanın, radyasyonun izi varmış. Bilim adamları bunları buluyor değil mi şimdilerde? İşte diyor şu kadar sene önce şurada böyle bir patlama olmuş ki onun radyasyon izleri diyor uzayda kalmış hala. Hah, bunların hepsinin amacı veya bize öğrettiği, siz kayıt altındasınız. Bir, her şey ilimle oluyor. İki, işte hem anlarsın ki insan ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır. Benim iradem var, istediğim her şeyi yaparım. Seçebiliyorsam özgürüm. Mü, belki bütün amellerinin suretleri alınıp yazılır ve bütün fiillerinin neticeleri muhasebe için zapt edilir. Yani bu kayıt teknolojisi gösteriyor ki hiç kimse o kadar da özgür değil. Yani bir hesap sorulacakmış gibi. Bunların bir çetelesi tutulacakmış gibi, bir envanteri alınıyormuş gibi, defteri tutuluyormuş gibi bir hal var. Biraz ürpermek lazım yani, bu kadar iz, kayıt, şu bu. Bunlar bir hesap var galiba. Bunları niye yazıyorlar bunlar? Şimdi gitseniz bedava yemek verildiğini düşündüğünüz bir yere ama size ne verilse birisi yazıyor olsa. Ne yediniz? İşte kuru fasulye. Tamam. Ya bu adam bunları niye yazıyor? Bu bedava değil galiba dersiniz değil mi? Ya yazıyor bunları, not alıyor. Herhalde bunu hesap kesecek bize. Veya işte siz onları bedava sanıyordunuz. İşte mesela ana yemekler var. Bir de yanlarına getiren şunlar bunlar var. Ana yemeği aldınız, yanına bir şeyler getirdi. Siz bedava sandınız ama adam onları yazdı. Huylanırsınız, dersiniz ki ya bunları yazdığına göre bunlara da para alacak. Ben bunları bedava sandım ama bedava değil galiba bunlar dersiniz değil mi? Kayıt altına alıyorsa ürperirsiniz yani, bir şey var bunda yazdığına göre. Aynen onun gibi de insan da ürpermeli çünkü her şeyi kayıt altında. O bilsin bilmesin iz bırakıyor her yerde. Yaptıklarının sonuçları da oluyor. Böyle bir canlı, böyle bir varlık, bu kadar yıkma ve yapma yeteneğine sahip seçimleriyle, acaba muhasebe görmeden, hesabı sorulmadan yırtabilir mi yani? İpi boynuna sarılıp, sen istediğin gibi gez, denilir mi ona yani? Böyle bir düşünmesi lazım. Ya ben alemdeyim ama benim yaptıklarımın büyük sonuçları var, bana burayı yedirmezler demesi lazım. Evet, yedinci esas. Hem anlarsın ki güz mevsiminde yaz-bahar aleminin güzel mahlukatının tahribatı idam değil. Belki vazifelerinin tamamıyla terhisattır. Hem yeni baharda gelecek mahlukata yer boşaltmak için tefrigattır. Tefrigat, feragat etmek, yani yer açmak, fedakarlıkta bulunmak gibi diyelim. Ve yeni vazifedarlar gelip konacak ve vazifedar mevcudatın gelmesine yer hazırlamaktır ve ihzarattır. Hem zişura vazifesini unutturan gafletten ve şükrünü unutturan sarhoşluktan ikazatı sübhaniyedir. Bir haşiye var, onu da okuyalım. Evet, rahmetin erzak hazinelerinden olan bir şecerenin uçlarında ve dallarının başlarındaki meyveler, çiçekler, yapraklar ve ihtiyar olup vazifelerini hitama ermesiyle gitmelidirler. Ta arkalarından akıp gelenlere kapı kapanmasın. Yoksa rahmetin vüsatine ve sair ihvanların hizmetine set çekilir. Hem kendileri gençlik zevaliyle hem zelil hem perişan olurlar. İşte bahar dahi mahşer numa bir meyvedar ağaçtır. Ve asırdaki insan alemi ve pardon... Her asırdaki insan alemi ibretnuma bir şeceredir. Arz dahi mahşeri acayip bir şecereyi kudrettir. Hatta dünya dahi meyvelere ahiret pazarına gönderilen
bir şecere-i hayret nümadır. Haşiyemizde böyle ana metnimize göre dönüyoruz. Yedinci esas konuşalım. Evet, vaktimiz var elhamdülillah. Evet, yedinci esas diyor ki, hem anlarsın ki güz mevsiminde yaz-bahar aleminin güzel mahlukatının tahribatı idam değil. Bir kere diyor, şöyle düşünmekten vazgeç. Bu yıkım geri dönmemek üzere diye düşünme diyor. Veya şöyle söyleyelim, bir yarım kalış olarak görme onu diyor. Neden? Çünkü bu bir döngü içinde zaten. Yani sonbahar, kış, ilkbahar, yaz dediğimiz o süreç bir döngü, bir yaratılış döngüsü. Bu bir döngü olduğuna göre bir şeyin parçası. Bir şeyin parçası olduğuna göre de yarım değil. Bunu önce bir kafana al. Güz mevsiminde yaz-bahar aleminin güzel mahlukatının tahribatı, yıkılması, dağıtılması, parçalanması idam değil. Belki vazifelerinin tamamıyla terhisattır. Terhisat ne? Askerden eve dönüş belgesi. Görevin bitti. Al bakalım terhis belgeni. Dön evine. O süre tamamlandı. Senin devlete karşı sorumlu olduğun, vatana karşı sorumlu olduğun o süre tamam oldu. Hizmetin bitti. Evine dönebilirsin. Bu bir yarım kalış değildir. Bu bir hitama eriştir. Burada bize söylenen de şu. Bir mümin varlıktaki idam diyoruz ama işte zahiren bize idam gözüken şeyler, ölümler, yıkımlar, dağılışlar, bunları yarım kalış olarak görmez, görmemelidir. Ya o şeylikte, o varlıkta görev hitama ermiş demektir bu. Emaneti devretme zamanı gelmiş demektir bu. Böyle görmesi lazım. Sadece o parçaya bakıp değil, bütünlüğe bakıp değerlendirmesi lazım. Ve bütünün uyumsuz sandığı parçalarının da aslında o bütünün tamamlayıcıları olduğunu fark etmesi lazım. Ben gittim, yerime Mehmet geldi. Benim gidişim yarım değil. Benim gidişim tamam çünkü Mehmet'in dönemi başladı. Ben onu meyve vermek için böyle oldum. Ağaç öldü, ot öldü, çiçek öldü ama tohumları kaldı. Zaten o çiçeğin varlığı o tohumlara devretmek için de emaneti. Bu bir bayrak yarışı gibiydi yani. Bayrağı kaptıran yarışı kaybetmiş olmuyor. Bilakis arkadaşının şahsında yarışa devam ediyor oluyor. Kendi parçası içinde, o bütünün içinde erimiş oluyor. Öyle de bizim gidişlerimiz aslında bir tür parçanın bütün için eriyişi. Bütün amacına devam ettiği sürece parça da devam ediyor demektir. Eğer kendini ayrı, nevi şahsına münhasır bir şekilde var olması gereken, sonsuzluğu olması gereken böyle fıtrata aykırı bir şekilde yorumlamıyorsa, o zaman o gidişini o bütünle beraber algılayarak, ya bu bir bayrak yarışıydı, ben de bayrağı bir yerden aldım, bir yerde bıraktım, tamamdır demesi lazım. Ki mesela olgun yöneticiler konuşmalarında, veda konuşmalarında falan böyle yaparlar yani. İşte bu bir bayrak yarışıydı, şimdi biz emaneti şuradan aldık, buraya getirdik, şimdi genç arkadaşlara bırakıyoruz falan. Bunu niye söylüyor? O gidişi nasıl anlamlandırdığını söylüyor. Ben hani buradan işten atılıyorum, bilmem ne, ihtiyarladım artık, bilmem şöyle oldu, bende kabiliyet görmüyorlar ya da işte kapasiteme inanmıyorlar falan, böyle yana yakıla anlamlandırmıyorum diyor. Bütünde varlığımın devam ettiğini düşünüyorum diyor. Anlamımı ifade ettiğimi düşünüyorum diyor. Buna biz diyoruz ki adam güzel konuştu bak, kamil. Mümin de varlığa böyle konuşmalı, böyle bakmalı. Ben yaşadım, ölüyorum. Bitti sayfam. Bitti sayfam derken hani bütün de anlamım devam ediyor. Buradaki bayrak yarışı bitti. Ölüm yoksa içliğe gidiş değil. Bu süreç devam edecek. Bunu görmem lazım. Terhisattır. Vazifelerin tamamıyla terhisattır. Yani parçalar yarım kalmamıştır, bütünü tamamlayarak gitmişlerdir. Kendi adlarına gerekli olan şeyi tamamlamışlardır ve gitmişlerdir. Hem yeni baharda gelecek mahlukata yer boşaltmak için tefrigattır, feragattır yani. Tefrigat burada ne diye verilmiş ona da bakalım. Tefrigat. Yer açma, boşaltma diye verilmiş. Demek feragat buradan geliyor. Yer boşaltmak için tefrigattır.
ve yeni vazifedarlar gelip konacak ve vazifedar mevcudatın gelmesine yer hazırlamaktır ve ihzarattır. Hazırlanmaktır yani. Bizim yer açmamız sonrakilerin yer bulması için. Bir tek biz değiliz çünkü. Tören alanından bir sürü birlik geçiyor. Hepimiz Cumhurbaşkanı'nın önünde oyalanırsak, gitmek istemezsek arkadaki nasıl gelecek? O hepsini nasıl görecek? Veya hepsi vazifesini nasıl eda edecekler? Gitmemiz lazım, o akışın sürmesi lazım. Bize has değil bu görev. Biz biricik değiliz o anlamda. Bizim biricikliğimiz kendimizde var. Evet, Cenab-ı Hak bizi orijinal yaratmış. Ama Allah'ın mahlukatı olmakta biricik değiliz ki. İnsanı olmakta Allah'ın biricik değiliz ki. Arkamızdan gelenlere dursuz gelme, biz kalacağız diyelim. Yani öyle bir şeyimiz yok. Cenab-ı Hak daha çok şeyi bu dar alanda varlığa çıkarmak için bu alemi böyle düzenlemiş. Birileri gidecek, ötekileri gelecek. Böylece Allah daha çok böyle ismini, esmasını, sıfatını yansıtacak. Bununla da bizim mutlu olmamız lazım. Çünkü o bizim Allah'ımız. Bir Müslüman cihatta şehit oldu mu üzülür mü? Niye üzülsün ki? Yani onun Allah adına öldü. Bir anlam ifade etti. İlahi Kelimetullah'a dahil oldu yani onun can sırrı. İlahi Kelimetullah sırrına katıldı. Yani orada kendinden daha aşkın bir şey olmak var. İnsan ona üzülür mü? Bir insan bir iş yapıyorsa, o işte çok büyük bir anlam varsa, oraya adadığı zamana, gayrete üzülür mü? Hayır. Gayreti zamanı gidiyor ama oradaki anlam ondan büyük. Yani bir bina yapıyorsunuz, işçisiniz ama o bina öyle bir bina ki içinde binlerce yıl insanlar ibadet edecek. Atıyorum Ayasofya Camii, atıyorum Sultanahmet Camii, orada çalışıyorsunuz. Oradaki gayretiniz, emeğiniz acır mısınız? Niye acıyasınız? Çünkü oradan size taksimetre gibi yazacak. Bak o camiyi yapanlar elbette niyetleri Allah rızasını kazanmaktı. Yani işlerini yaparken bir cami yapmış olmanın da şuurundaydılar. Oradaki işçiler Müslüman insanlardı. Mutlulardı. Şimdi düşünün. 500 yıl, 600 yıl, şu kadar 100 yıl geçmiş. Orada insanlar ibadet ediyor. Orada ezanlar okunuyor. Tesbihat yapılıyor. Zikrullah yapılıyor vesaire. Taksimetre gibi yazıyor oradaki işçiye. Orada emeği olan herkese. Şimdi kayıp etti bu adam, kazandı mı? Adam hayatından 5 yıl verdi. 600 yıl aldı. Kayıp mı etti bu şimdi? Asla kaybetmedi. Bir gecesini Kadir'e veren, Leyla'yı Kadir'e adayan, bin geceden hayırlıdır diyor. Bin aydan hayırlıdır diyor. Şimdi bir gece verdi, bin ay aldı. Kayıp mı etti yani? Evet, asla. Vazifedar mevcudatın gelmesine ve hazırlanmaktır ve ihzarattır. Hem zişura vazifesini unutturan gafletten ve şükrünü unutturan sarhoşluktan ikazat-ı sübhaniyedir. Bu vazifeyi unutturan gaflet ve şükrünü unutturan sarhoşluk nasıl oluyor? Hep kalırsak işte şey olmuyor bu. Yoksunluk düşüncesi olmadığı için onu doldurmak istemiyorsunuz. Veya geldiğinde kıymetini bilmeye dair bir açlık hissetmiyorsunuz. Mesela hiç hasta olmamış bir adam. Bu adam sağlığı için ne kadar şükreder? Hiç hastalık görmemiş ki. Ama Allah göstermesin. Tabii ki Allah rahmetiyle terbiye etsin, azabını uğratmasın. Bir hastalık yaşadınız diyelim. O hastalıktan sonra şifa buldunuz. Nasıl işten elhamdülillah dersiniz? Nasıl işten? Ya bir dişiniz ağrıyor. Gidiyorsunuz çektiriyorsunuz veya dolgu yaptırıyorsunuz. Abi nasıl o birkaç gün çiçekler açsın, böcekler etsin böyle. Karların üstünde yürüyormuşsunuz gibi, kırların üstünde yürüyormuşsunuz gibi böyle sevgiyle koşarak böyle falan. Hani sanki yeniden hayat verildi size. Ya bir diş ya bir diş. Ama işte nasıl sıkıyordu canınızı. Bu gidişler gelişler de biraz bunun için. Yani gitmek gelmek olduğunu bilin ki gelmenin kıymetini bilin. Gitmeyi bilmeyen gelmenin kıymetini bilmez. Açlığı bilmeyen varlığın kıymetini bilmez. Tokluğun kıymetini bilmez. Yoksulluğu bilmeyen zenginliğin kıymetini bilmez. Cenab-ı Hak bu kıymet yitirişi olmasın diye yine bir lütfu keremi olarak, yoksa çoğumuz gaflette cehenneme giderdik. Lütfu keremi olarak bize ikazatlar yaşatmış ki unutmayın orada bir hesap var. Sizin burayı doldurmanız lazım orada iyi bir yer kazanmanız için. Bu gelmelerden gitmelerden biz buna uyanıyoruz.
buradaki fanilikten o büyük yoksunluğun olabileceğini derk ediyoruz. Çakralarımız açılıyor tabiri caizse. Lan biraz çalışayım ben buna diyoruz yani. Elhamdülillah. Evet. Vazifedar mevcudatın gelmesine yer hazırlamaktır ve ihzarattır. İhzarattır doğru. Hem zişura vazifesini unutturan gafletten ve şükrünü unutturan sarhoşluktan ikazat sübhaniyedir. İkaz etmek, uyarmak demek. Sübhani ikazat. Burada üstadın bu ifadeyi kullanması da yani üstüne konuşulması gereken bir şey. İkazat-ı sübhaniye. İkaz etmek aslında bize ne gelir? Bu tarz ikazlar en azından. Sanki işte bu ateistlerin kullandığı gibi bizim içimizde de nefsin sevdiği bir dil olarak sanki karşımızdakinin kusuru gibi gelir. Mesela çocuk bir şey yapıyor, babası kızdı, yapma oğlum falan dedi. Aslında babası onu ikaz ediyor. Ama çocuk onu ne olarak görüyor? Ya babam da her şeye kızıyor ya. Öyle görmemelisin. Hani daha doğrusu belki babasında hakikaten bu huyur vardı da. İşi şeye taşıdığımızda, daire-i itikada Cenab-ı Hakk'ın bize yaptığı ikazat sübhaniyetindendir. Yani sübhaniyetiyle beraber hatırda tutulmalıdır. Allah Celle Celaluhu bizi haşa yanlış yere uyarmaz. Yanlış şekilde uyarmaz. Yanlış vurguyla uyarmaz. Yanlış ses tonuyla, tabiri caizse hani bunları aklımıza yaklaştırmak için söylüyorum. Yanlış cümleyle, yanlış ses tonuyla, insanda olduğu gibi, varlıkta olduğu gibi, haşa sümme haşa. Allah'ın ikazatı da sübhaniyetindendir. Ve sübhandır o. Onlarda da sübhandır. Sakın bu çukura düşmeyin. Böyle şeyler yaşadığınızda, böyle acı şeyler, sıkıntılar yaşadığınızda haşa Allah'a, Allah'ım haşa sümme haşa. Kimse öyle diyor yani, çok da ben dizilerde falan da duyuyorum. Titriyorum yani, bunu nasıl kullanıyorlar. Allah'ım diyor işte, yarattım bir de takip et. Haşa sümme haşa ya Rabbi. O takip etmese varlığı varlıkta kim tutar ya? Bu nasıl cüretkar cümleler, insan ahiretini yakar bununla yani. Veya Allah'ım bir tek ben mi varım? Haşa sümme haşa. Allah'ım bir beni mi buldun? Haşa sümme haşa. İşte ikazatta sübhaniyeti hatırlamak önemli. Çünkü o ikazat illaki gerekli olduğu için arkasında hikmet kollanarak, görülerek okunmalı. O şekilde yapılıyor, öyle de okunmalı yani. Evet, haşiyeye tekrar bakalım. Evet, rahmetin erzak hazinelerinden olan bir şeceren uçlarında ve dallarının başlarındaki meyveler, çiçekler, yapraklar, ihtiyar olup vazifelerine ihtama ermesiyle gitmelidirler. Ta arkalarından akıp gelenlere kapı kapanmasın. Gitmek, geleceklere yer açmak. Yoksa rahmetin vüs'atine vesaire ihvanların hizmetine set çekilir. Ya mutlu olman lazım. Sen gittiğin zaman arkandan Cenab-ı Hak başkalarını yaratıyor. Yani bir vücudun parçası olarak dahil oluyorsun şeye. Ölüme de bir kar olarak dahil oluyorsun yani. Hem kendileri gençlik zevaliyle hem zelil hem perişan olurlar. Pardon. Ta arkalarından akıp gelenlere kapı kapanmasın, yoksa rahmetin vüs'atine ve sair ihvanlarının kardeşlerinin yani diğer kardeşlerin hizmetine set çekilir. Hem kendileri gençlik zevaliyle hem zelil hem perişan olurlar. Cephede askerler savaşsa, ön cephede savaşanlar için söylüyorum. Şimdi çalışmada olmanın da bir yorgunluğu var. Onları arada bir değiştirmek gerekiyor değil mi? Bir haftada, iki haftada bir, üç haftada bir o şeyler değişiyor. Ön cephedeki elemanlar geriye gidiyor, dinlendiriliyor. Oraya arkadan taze kuvvet geliyor. Şimdi o cephedeki adam der mi ya beni niye alıyorsunuz bu görevden kardeşim? Hayır, ihtiyacı var çünkü dinlenmeye. Veya işte şimdi Allah askerlerimizi muhafaza eylesin yani. Kuzey Irak'ta operasyon yapıyorlar PKK'ya veya PYD'ye, Suriye'de. Şimdi orada görevli asker, ön safta pusuda yatan asker. Zaman geliyor, komutan diyor tamam diyor, sen diyor burada durma artık, sen arkaya geç, diğerleri gelsin. Niye? Orada sürekli yat yat ya da pusuda sürekli bekle veya sürekli orada dağda gez. Bir yorucudur yani sürekli o şartlarda yaşamak. O yüzden dinlendiriliyor, taze kuvvet geliyor. Taze kuvvet gidiyor, yerine başka kuvvet geliyor.
O pozisyonda kimse rahatsız olur mu ondan? Olmaz. Çünkü niye? Biliyor. Peki bizim bu dünyadaki rahatsızlığımız niye? Biz o sırrı derk edememişiz yani. Onu bir türlü kabul etmiyoruz. Kabul etsek biz de diyeceğiz, ha hakikaten hani gitme zamanım geldi. İhtiyarlık da biraz onu ihsas ediyor. Cenab-ı Hak o yüzden veriyor. Biraz gitme havası oluşsun diye. İşte o askerde nasıl yorgunluk gitme şartlarını oluşturuyorsa, ha bu askerler yolu değiştirelim diyorlarsa, onun gibi de Cenab-ı Hak ihtiyarlığı veriyor ki ihtiyar desin ben de yoruldum artık varlıktan çekileyim, diğerleri gelsin. Ölüm o kadar acı gelmesin diye. Cenab-ı Hak ihtiyarlığı da bir lütuf olarak vermiş. İhtiyarlığı da Cenab-ı Hak bir lütuf olarak vermiş. Yoksa ölmek çok zor gelirdi insanlara. İşte hem kendileri gençlik zevaliyle hem zelil hem perişan olurlar. İşte bahar dahi mahşer numa mahşer gibi bir meyvedar ağaçtır. Her asırdaki insan alemi ibret numa bir şeceredir. Her asırdaki insan alemi bir ağaç gibidir diyor. İbret alınacak bir ağaç gibidir. Arz dahi mahşeri acayip bir şecere-i kudrettir. Dünya da bir kudret ağacıdır diyor. Hani o ağacın misalini bunlara da uygula. Oradaki kanunu buraya da çek. Hatta dünya dahi meyveleri ahiret pazarına gönderilen bir şecere-i hayret numadır. Dünyada burada yetişen o tesbihler, şükürler, ibadetler, hasenatlar, iyi ameller, takvalar ahiret pazarına gönderilen bir ağaçtır diyor. Hayretli bir ağaçtır. Yani hayret edilesi bir ağaçtır. Fanidir ama bekaya malzeme yolluyor. Öyle bir dönüştürücü. Evet. Yani varlığa bir ağaç olarak baktığınız zaman ağaç yaprakları bize bunları söylüyormuş. Nasıl yaprakların gitmesi gerekiyorsa insanların da gitmesi gerekiyor. Yani ayet-i kerimede verilen bahar örneğinin detaylarına indiğiniz zaman da daha ne sırlar çıkıyor. Bak işte denizler mürekkep olsa bitiremez bu işi. Biz de bitiremeyiz. Burada bitirmiş olmadık. Bak neler çıktı. Bahardaki ağaç örneğinden nereye vardık? İnsanın faniliğine. Neyse uzatmayayım. Vaktimiz de azaldı. Bahsi bitirelim çünkü. 7. hakikate geçmiş olalım. 6. hakikat bizi çok tuttu. 8. esas. Hem anlarsın ki şu fani alemin sermediği sani için başka ve baki bir alemi var ki ibadını oraya sevk ve ona teşvik eder. Bak hem anlarsın ki şu fani alemin, geçici alemin sermediği devamlı sani, sanatla yaratanı için başka baki bir alemi var ki, sonsuz bir alemi var ki, ibadını oraya sevk ve oraya teşvik eder. Bu kadar gelme gitme oluyorsa, gidilen yerde bir şey var demektir. Hani şarkıda vardı ya, o şiir aslında da kimin şiiriydi? Ahmet Haşim'in mi? Pek çok giden memnun ki yerinden, pek çok seneler geçti, dönen yok seferi, nasıldı o şiir? Tam aklıma gelmiyor o mısralar. Pek çok giden memnun ki yerinden. Pek çok seneler geçti. Dönen yok seferinden falan gibi bir şeydi. Aklıma gelmedi şimdi. E bak bu kadar giden var dönen yok. Bu bir şey düşündürüyor. Düşündürmesi lazım. Bunlar nereye gidiyor arkadaş? Ya buraya nereye sevk ediliyor bunlar? Herhalde bu iş buradakinden bu kadarcıktan ibaret değil. Burada geçirdiğim seneler aslında başka bir şeyin ihzaratı. Asıl sefer yeri başka bir yer. Burası han, konak başka yer. Burası otel, ikamet yeri başka yer gibi düşündürmesi lazım diyor. Bu gidişlerden böyle bir varlık telakkisi de yüklenmek gerekir diye bize öğretiyor 8. esas. 9. esas, hem anlarsın ki öyle bir Rahman, öyle bir alemde, öyle has ibadına öyle ikramlar edecek. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere hutur etmiştir. Amenna. Bu ne? Bu da bir ayet-i kerime. Burada verilmiş. Ha bak hem de çok ayette geçiyormuş. Yani ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere hutur etmiş. Bu ifadeler tanıdık gelmiştir Kur'an'ı bilenlere. Cennet hakkındaki tasvirlerde geçiyor bu.
Bakın Secde suresi 17'de geçiyormuş. Zuhruf suresi 71'de geçiyormuş. Hadis-i şeriflere geçiyoruz buradan. Buhari'de Bedül Halk bölümünde geçiyormuş babında. Tevhid'de geçiyormuş. Müslim iman bahsinde geçiyormuş. Cennet bahsinde geçiyormuş. Tirmizi'de Tefsir-i Sureti bölümünde geçiriyormuş. İbn-i Baci'de Zühd bölümünde geçiyormuş. Yani gördüğünüz gibi Üstad burada bir ayet anıp tefsir ediyorum demedi. Ama söylediği şey ayetlerden, hadislerden alınma bir şey. Hem anlarsın ki öyle bir Rahman, öyle bir alemde, öyle has ibadına, öyle ikramlar edecek. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiştir. Amenna. Bu karışık sofrada kafir, mümin, münafık, beraber oturduğumuz sofrada evliya, din düşmanı, şu bu karışık oturduğumuz sofrada o düşmanlarına rağmen, o münkirlere rağmen, o sinek kanadı kadar değeri olmayanlara rağmen Cenab-ı Hakk'ın indinde yine de bu kadar ikramda bulunan bu sofrada, bu sevdikleri sevmedikleri beraber oturduğu sofrada ikramını çekmeyen, hatta bazen sevmediklerine daha çok ikramlarda bulunan, çünkü adam imtihan dünyası, zengin, Allah'la bir hukuku yok, Allah'ı sevdiği yok, Allah'ı andığı yok, ama Allah imtihan gereği dünyayı açmış ona. Onu zengin etmiş, bilgi yetiş, şunu bunu zengin etmiş. Bakıyorsun, eğer sevmediğine bu kadar ikramda bulunuyorsa, bundan bir şey görmüyorsa, hikmetinden uzak görmüyorsa, hikmeti gerekli gördüğünde böyle bağışlarda bulunabiliyorsa, ya bu sevdiğine onları özellikle ağırladığı sofrada nasıl ikramda bulunur? Onları özellikle ağırladığı handa nasıl ikramda bulunur? Onları özellikle toplayıp götürdüğü, sonsuza dek ikamet ettireceği evde, sarayda, cennette nasıl ikramda bulunur? Ya bunu bir düşün diyor ya. Bu şartlarda bu kadar yüksek seviye, oradaki şartlarda biraz hayal kur. Hayalin de yetmez, onu da söylüyor burada. Has ibadına öyle ikramlar edecek, ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere hutur etmiştir. Yani insanın kalbine gelmemiş bile, hatırlamamış bile öyle bir şey olabileceğini. Öyle ikramlar göreceğiz inşallah cennette. Cenab-ı Hak lütfederse, kerem ederse, bağışlarsa şüphesiz cennet fazlı ilahidir. Cehennem aynı mücazattır, bizim hak ettiğimizdir yani. Günahlarımızla, seyyiatımızla, hatalarımızla hak ettiğimiz yerdir cehennem. Cenab-ı Hak bizi ondan muhafaza eylesin. Rahmetiyle, keremiyle bizi oradan bağışlasın. Bize cennetinden yer versin inşallah. Çünkü en azından işte bu bahisleri okuyarak imanımızı muhafaza etmeye çalışıyoruz. Ahir zamanda belki o ilk dönem müminlerine, sahabeye, tabiine, tebe-i tabiine edilmemiş ikramlar, kolaylıklar gösterilecek. Çünkü neden? Ahir zamanda dini yaşamak daha zor. Sahabe, öyle bir hadis-i şerif var, şimdi tam yeri falan aklıma gelmedi ama aklımda kaldığı kadarıyla nakledeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeye buyuruyor ki, sahabe efendilerimize radıyallahu anh mecmain, siz diyor öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki dediklerimin onda birini yapmasanız helak olursunuz. Ama diyor öyle bir devir gelecek, onda biri yapan kurtulacak. İşte bizim yaşadığımız şartlar. Bizzat Müslümanlar, başı örtülü, tesettürlü kızlar eşcinselliği savunuyor. Onları da diyor insan diyor, onların da haklarını korumamız lazım diyor. Böyle Kur'an'daki Lut kıssasında falan eşitleyip onları ezemeyiz diyor. Nasıl bir zaman? Allah Allah ya Rabbi, dindeki en açık haramlara haram diyemiyoruz ya. İhsan Sinancak Hoca'yı linç ettiler. Ne için? Ya voleybol, kız voleybol takımının kazanmasının İslami hiç anlamda bir değeri olmadığını ifade ettiği için, işin özeti bu yani. Dedi ki İslami anlamda bu yaptığınızın bir değeri yok. Hatta oradaki kıyafetleriniz, işte görünüşünüz itibariyle pek çok günahla da alude dedi. Ya bu adam din adamı, hoca demesin mi bunu? Bizzat hocaya mı yasaklayacaksınız yani din anlatmayı? Yani iş bu noktaya mı geldi artık? Hoca da mı dini söyleyemeyecek? Zaten siyasetçiye şuna buna söyletmiyorsunuz da. Hoca da mı söyleyemeyecek ya? Ya bu kimse söyleyemezse bu, kim hatırlatacak peki İslam'ı? Nasıl kalacak bu helaller, haramlar hafızada?
Yani hocaların, milletvekillerinden önce hocaların dokunulmazlığı olması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Yoksa hani bu iş çok zor. Adam elbette onun söylediği tebliğ, o kana dokunmasa, nefse dokunmasa, şeytana dokunmasa tebliğin şeyi kalır mı? Ne diyeyim? Tesiri kalır mı? Elbette birilerin canını yakacak, mutsuz edecek. Ama abi konuşturmuyorlar. Sen nasıl bunu söylersin? Sen nasıl bunu yaparsın? Laiklik norm oldu. Şeriatın parçası oldu adeta. Nasıl bu noktaya geldik bilmiyorum. Yani bundan 10-20 yıl önce biz küçüktük. Çok tartışılır bir şeydi laiklik. Dindarlar arasında çok hani olmaması gereken bir şeydi. Bunda da hemfikir gibiydik. Ama şu son geldiğimiz son şeylerde böyle genç kesimde laikliği içselleştirilmiş bir şey var, yani psikoloji var. Hani öyle olması lazım. Artık kimse kimseye karışmaması lazım. Ama İslam böyle iddiasız bir din değil ki. Yani bir İslam'dan mı utanıyoruz? Değişmesi gerektiğini mi düşünüyoruz İslam'ın? Bunları daha açık dile getirin ki daha açık cevap verelim. Evet, buraya da böyle bahis harici girmiş olduk. Mevzuyu biraz uzattık. Neyse, vaktimiz dolmuş. Daha fazla uzatmayalım. Arkadaşlar, Allah hepinizden razı olsun. Bunlar, bu okuduğumuz bahisler inşallah imanımızı parlatmasıyla dini İslam'ın umdelerine, uygulamalarına, şeriatın uygulamalarına, farzlarına, helallerine, haramlarına da taraftarlıklarımızı arttıracaktır. Cenab-ı Hak öyle hayırlı tesirlerini üzerimizde halk eylesin. Yarın veya ertesi gün 7. hakikatte buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahumul hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.